Unutulmayacak bir gece sevgiyle olur. Biz hayatınızın en özel gününü masala dönüştürüyoruz. Otopark sorunu olmayan 750 kişilik nezih bir mekanda yemekli yemeksiz düğün, nişan, sünnet eğlencelerinizde, seminer ve toplu yemeklerinizde her türlü organizasyon hizmetini eksiksiz bulabileceğiniz Sevgi Düğün Salonu size özel cazip fiyat seçenekleriyle sevgiye açılan kapınız olacak. Sevgi Düğün Salonu Yeni Sanayi Sitesi 3. kapı girişi karşısında. Telefon 246 29 çift 0. İyi akşamlar sevgili seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Gerginlik hafta sonu da devam etti. Taksim Gezi Parkı olaylarına protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemler sırasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde de benzer görüntüler vardı. Kurtdere heykeli önünde devam eden eyleme gece saat 1'de CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk da destek verdi. MHP var, bulun MHP var. Geç aramızda karışmayalım. Belediye Başkanı İsmail Ok, Dünya Çevre Günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi. Bir anda kızları arkaya mı aldınız, ne yaptınız? Kendileri gitti. Kendileri mi gitti? Ayvalık'ta jandarma ekipleri devriye sırasında bir fabrikanın bahçesinde kaçak göçmenlerle karşılaştı. 14 mülteci ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı. Balıkesir Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan kaymaklı etkinlikleri Devrim Erbil Güzel Sanatlar Müzesi'nde Devrim Erbil'in sergi açılışıyla devam etti. Sizlerin burada olmanızdan, sergimin açılışına onur vermenizden gurur duyuyorum. Kaymaklı günü etkinlikleri akşam verilen gala yemeğiyle sona erdi. Sevgili seyirciler, Balıkesir'de gerginlik hafta sonu da devam etti. Taksim Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemler sırasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Taksim'de yaşanan olayları protesto etmek amacıyla çok sayıda vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu önünde toplandı ve Anafartalar Caddesi üzerinden Kızılay Caddesi'ne doğru yürüyüş yaptı. CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk ve Balıkesir Milletvekili Namık Havuççan'ın da aralarında bulunduğu kalabalığın bir kısmı Atatürk Parkı'na geçerken bir kısmı da AK Parti binası önünde sloganlar attı. Daha sonra AK Parti binası önüne kurulan barikatı aşmak isteyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı. Thank you.
sayıda göstericinin de gözaltına alındığı bildirildi. Saatlerinde toplu taşıma merkezi önünden Balıkesir'i Edremit ilçesine bağlayan yol üzerinde oturma eylemine geçen yaklaşık 3000 öğrenciye bazı vatandaşlar da destek verdi. Bir esnafın öğrencilere tepsilerle börek ikram ettiği olaylarda grup daha sonra çarşı merkezine yöneldi. Grubun çarşıya yönelmesinin ardından polis ekipleri megafonla uyarı yaptı. Polisin uyarısını dinleyen çok sayıda öğrenci eylemi bırakırken çarşıya girmek isteyen öğrencilerle polis arasında olaylar çıktı. Polisin biber gazı, sis bombası ve copla müdahale ettiği grup dağılırken öğrenciler ara sokaklarda bir araya geldi. Çevik kuvvet ekipleri sokak arasında öğrencileri kovalayarak 6'sı kadın olmak üzere 44 öğrenciyi gözaltına aldı. Evlerinin balkonundan olup biteni izleyen vatandaş arasında öğrencileri alkışlayanların olduğu kadar polise öğrencilerin gittikleri istikameti gösteren vatandaşlar da vardı. Bekleyin. Siz de polis yasaklı çekeceğiz. Korkutan bir şey yok. Ne oldu lütfen? Lütfen ne oldu? Usurmak yasak mı? Ne oldu bekleyin? Ne oldu? Haydi. Ya sen nasıl bir insansın lan? Polise taş atan. Polise taş atan. Taşmaş atmadın. Burada duruyorum. Bahçelievler Mahallesi'nde de vatandaşlar eyleme tencere tava çalarak destek verdi. Görüntüler mahalle sakinleri tarafından amatör kamerayla çekildi. Sevgili seyirciler, Taksim'de yaşanan olaylara tepki göstermek amacıyla yurt genelinde protestolar devam ediyor. Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde de benzer görüntüler vardı. Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2000 vatandaş önce oturma eylemi yaptı. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz. Sosyal medya üzerinden örgütlenen ve eylemlerini sabah saatlerinde de sürdüren eylemciler daha sonra tava çalarak şehir merkezinde bulunan ışıklı kavşak üzerinde Taksim için korna çal yazılı pankartlarla sürücülerden korna çalmalarını istedi. Burhaniye'de de toplanan yaklaşık 1000 kişi sloganlar eşliğinde oturma eylemi yaptı. Göstericiler Şehit Turhan Bayraktar Parkı'ndaki eylemin ardından Cumhuriyet Meydanı'na giderek sessizce dağıldılar. Ay
Ayvalık'ta da benzer görüntüler vardı. Sürücüler konvoy oluşturarak tepkilerini ortaya koyarken çok sayıda vatandaş da oturma eylemi yaptı. Hadi karşı omuz omuza, dur dur gidelim Erdoğan gidelim, dur dur gidelim Erdoğan gidelim. Mustafa Kemal'in askerleriyim, Mustafa Kemal'in askerleriyim. Eylem gecenin ilerleyen saatlerine kadar polis kontrolünde devam etti. Edremit'in Altınoluk beldesinde de sosyal paylaşım sitesinden örgütlenen çoğunluğu gençlerden oluşan binin üzerinde vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Sevgili seyirciler, Kurtdereli heykeli önünde devam eden eyleme gece saat 01'de CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk da destek verdi. Gençler de eyleme siyaset karıştırmadan herkesi sade vatandaş olarak beklediklerini söyledi. Abi yayınlayacaksan çek. 3 gündür devam eden eylem için CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk da cumartesi gece 1 sıralarında Kurtdereli heykeli önünde toplanan gençlere destek verdi. Ertan, valla başkanım çektiğin ya Ertan. CHP eski ilçe başkanı Ender Biçki eylemci gençlere CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk sizlere destek için burada deyince gençler tepki gösterdi. Partisi İl Başkanı Muzaffer Mavuk sizin yanınızda. Helal olsun. Helal olsun. Eski para başkanımız, bir dakika, eski para başkanı, kendisi bir hukukçu, sizin hakkınızı her zaman savunmaya hazır. O zaman avukat söylüyorum. Burada de, CHP İl Başkanı burada de değil mi? Avukat burada sizi koruyacaktı. İl Başkanı burada değil mi? Arkadaşlar bir dakika. Tamam sakin olun. Bir dakika arkadaşlar. Ayrılık zamanı değil. Birlik zamanı. Ve şu anda 11 tane avukat emniyette, 47 kişi göz altında. Her şeyle ilgileniyoruz. Her şeyi biliyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eylemde siyaset istemediklerini belirten gençler herkesi sade bir vatandaş olarak bekliyoruz dedi. CHP'yi geçin. Bizi kimse tutmuyor. Bizim yabancı yoklarda CHP yok. Üniversite öğrencileri vardı burada sadece. Bizi kimse bu eylemin hiçbir partiye ait olmadığını da vurgulayan gençler orada farklı görüşten çok sayıda kişinin bir arada olduğunu belirttiler. Oturma eylemine devam ediyoruz. Kimsenin tutuklama hakkı da yok. Biz yürüyüş yapacaksak da karar veririz, yaparız. Tutuklamayı da göze alırız, yaparız. Bravo, tamam. Bravo. Şu anda oturma eylemindeyiz. Oturma eylemindeyiz arkadaşlar. Oturun CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk da avukat olarak orada olduğunu, gözaltına alınan herkese yardımcı olduklarını ve olacaklarını söyledi. Bu tepki yanlış bence. Kim varsa, hangi il başkanı varsa gelsin kendini tanıtsın, konuşmasını yapsın. Biz dedik ki bugün özgürlük ve demokrasi mücadelesinde ayrılık günü değil, birlikte mücadele etme günü değil. Bu nedenle bu ayrılığın değil, biz şu anda gözaltında 47 kişi var. 47 kişiyle 11 tane avukat arkadaşımız ilgileniyor. Hiçbir siyasi görüşünü, hangi partindesin, hangi düşüncedesin, lan ne yaptın, nasıl düşünüyorsun demiyoruz. Onların bu eyleme katıldığı için, özgürlük ve demokrasi mücadelesi katkı verdikleri için onlara hukuksal yardım da sağlıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda saat 7'den beri onların yanındalar, onlarla beraberler. Onlara hukuksal destek de veriyorlar. Biz
bosun busun ötekileştirme diye bir şey yok. Gerçekten temelde bu faşist diktatörlüğe karşı, AKP faşizmine karşı mücadele eden bütün güçlerle beraber olmak istiyoruz. Ve beraberiz. Ondan da mutluluk duyuyoruz. Sevgili seyirciler, Belediye Başkanı İsmail Ok, Dünya Çevre Günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Ok daha sonra gazetecilerle Çamlık'a geçerek burada çevre duyarlılığı ve Taksim Gezi Parkı konusunda açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla önce Çevre Eğitim Parkı'na giden Belediye Başkanı İsmail Ok, çevre bilincinin gelişmesi için eğitim çalışmaları için burada bulunan öğrencilerle bir araya geldi. Bu miniklere teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde ne oldu, kızlar kaybolmuş? He? Bir anda kızları arkaya mı aldınız? Ne yaptınız? Kendileri gitti. Kendileri mi gitti? Öğrencilerle karşılıklı olarak çevre duyarlılığı konusunda görüşen Başkan İsmail Ok onlara çeşitli hediyeler verdi. Sağdan başladık, sola doğru gidiyoruz. Belediye Başkanı İsmail Ok ardından basın mensuplarıyla birlikte Çamlık'ta bulunan itfaiye grup amirliğine geçti. Burada Dünya Çevre Haftası üzerine açıklamalarda bulundu. Maalesef günümüzde daha fazla kazanma hırsı çevremizi, dünyamızı yaşanmaz bir hale getiriyor. Çevre dediğimizde içerisinde bulunduğumuz her şey, toprak, hava, su, başta toprak olmak üzere yeraltı, yerüstü suları ve havamız hızla kirleniyor. Bunun maalesef çok somut göstergesi toplumumuzdaki daha önceki yıllarda görülmeyen oranda kanser vakalarının artmış olması. Dolayısıyla ne kadar zengin olursak olalım, eğer sağlıklı bir çevreye sahip değilsek, dünyanın hazinelerine de sahip olsak, som altından saraylarda da yaşasak, onları kemirip yiyemeyeceğimize göre, onlar havamızı suyumuzu temizleyemeyeceğimize göre mutlaka çevremizi yarının bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere temiz teslim etmek durumundayız. Başkan Ok açıklamaları sırasında İstanbul Gezi Parkı'ndaki olaylara da değinerek şunları söyledi. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bırakın belediye başkanını, böyle manzaraları Türkiye hak etmediğine inanıyorum. Tabii burada en başta sorumluluk sahibi olan hükümet ve hükümetin başı Sayın Başbakan ağzından çıkan kelimeleri daha dikkatli seçmek durumundadır diye. Çünkü sorumluluk sahibi o yani. Böyle insanları tahrik edici, aşağılayıcı üsluplardan vazgeçilmeli. Bu bir. İki, güvenlik güçlerini asla zan altında ya da onları suçlamakla ilgili söylemek istemiyorum. Ama güvenlik güçlerine bu talimatı veren, yani gerçekten izlediğimizde dehşete kapılıyoruz. Her taraf gaz. Her taraf bu kadar yoğunlukta gaz bombası atılmasını ya da şiddet uygulanmasının talimatını kim veriyorsa derhal polisi böyle kendi halkına karşı, masum isteklerine karşı böyle zor, hakikaten maksadını aşan ve daha da olayların büyümesini teşvik edercesine böyle talimat verilmesinden derhal vazgeçilmeli. Sevgili seyirciler, Ayvalık'ta jandarma ekipleri devriye sırasında bir fabrikanın bahçesinde kaçak göçmenlerle karşılaştı. 14 mülteci ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı. Ayvalık'a bağlı Küçükköy mevki sınırları içinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girip Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istediği öğrenilen mülteciler yakalandı. Burma ve Afgan uyruklu oldukları öğrenilen 14 kaçak göçmenle bu göçmenleri Midilli Adası'na götürmeye çalışan iki insan taciri jandarmanın müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. Araba
Yakalanan 16 kaçak Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık muayenesinin ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Sevgili seyirciler, Balıkesir Lisesi Mezunları Derneği tarafından hazırlanan 128. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen kaymaklı şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Balıkesir Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan kaymaklı etkinlikleri Devrim Erbil Güzel Sanatlar Müzesi'nde Devrim Erbil'in sergi açılışıyla devam etti. Kaymaklı şenlikleri kapsamında önceki gün gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Anıtı'nda başlayan etkinlikler lisenin konferans salonunda devam etti. Değerli konuklar, 128 yıllık mazisi olan Balıkesir Lisesi, dünden bugüne üstlendiği vizyonu ve misyonu yerine getirmek için konferans salonunda dağıtılan kaymaklının ardından Devrim Erbil Güzel Sanatlar Müzesi'nde Devrim Erbil'in motiflerini çizdiği el dokuma halı ve kilim sergisi açıldı. Sizlerin burada olmanızdan, sergimin açılışına onur vermenizden gurur duyuyorum. Ama ben birçok sergi açtım. Bu onlardan özel bir sergi. Halı resim ve halı kilim sergisi. Çok güzel ifade ettiler. Ben kendi sergimle ilgili konuşmayacağım. Bu sergiyi siz göreceksiniz. Sorular sorarsınız, konuşuruz. Bunun sözü edilecek. Ama yukarıda bu yıl 11.'si gerçekleşen liseler arası resim yarışmasının örnekleri var. O yukarıdaki sergi benim sergimle iç içe. Ama asıl önemli olan o gençler. Bu benim sergimde de önemli olan buradaki işlerin birçoğunun Balıkesir'de dokunmuş olması. Balıkesir'de Fatma Hanım'ın önderliğinde bir ekip bunları gerçekleştiriyor. Fatma Hanım burada mı acaba? Burada hocam, burada. Evet, Fatma Hanım ve ekibi. Bravo. Çok sayıda katılımın olduğu sergide görüşlerini dile getiren ünlü sanatçı Devrim Erbil, Taksim'den başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan olaylarla ilgili de konuştu. Biraz önce dışarıda halkın büyük coşkusunu gördünüz. Bu coşku Türkiye sevgisi. Bu coşku halkın sesinin duyulmasının coşkusu. Bu coşku karşıt despotik düşüncelere karşı bir tavır. Ve bu ülke sevgisi, memleket sevgisi. Ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sergi konuklara açıldı. Buyurun, sergiyi gezelim hep beraber. Buyurun sevgili seyirciler, geleneksel olarak her yıl kutlanan ve Balıkesir Lisesi mensuplarının buluşmasını sağlayan Kaymaklı Günü etkinlikleri akşam verilen gala yemeğiyle sona erdi. Yemeğe Devrim Erbil'in muhteşem dansı damgasını vurdu. Dışını düşünsen bulamam. Bu yıl 61.'si kutlanan Kaymaklı Günü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gündüz saatlerinde yapılan etkinliklerin ardından akşamda düzenlenen gala yemeğinde mezunlar bir araya geldi. Çok kalabalık bir davetlinin katıldığı yemekte Profesör Doktor Devrim Erbil'in asistanıyla yaptığı dans ilgiyle izlendi. Ardından davullu mumlu sağdışların tepsilerle kaymaklı davetleri yapıldı. Bodrum'da yaptığımız ilk kaymaklı yiyenlerden biri olarak
böyle değişti. Biz rica ettik. Kaymak değil, kaymaklı gibi yapalım. Hepinize mutlu olsun. Allah'ın uzun seneler. Kaymak dağıtımından sonra hep birlikte 10. yıl marşı söylendi. Gece zeybek oyunlarıyla devam edildi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınıza gelecek. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın. İlgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı bölge bayiliği ile sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom, İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. Dört kıtada dünyanın havası Beksan'la değişiyor. Beksan hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak.
Balıkesir kent merkezi yarın çok bulutlu, en yüksek 29, en düşük 12 derece. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 28, en düşük 12 derece. Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 26, en düşük 11 derece. Cuma günü parçalı bulutlu, en yüksek 28, en düşük 12 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu, en yüksek 28, en düşük 16 derece. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 27, en düşük 18 derece. Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 26, en düşük 19 derece. Cuma günü yer yer sağanak yağmurlu, en yüksek 28, en düşük 15 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın parçalı bulutlu, en yüksek 25, en düşük 13 derece. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 24, en düşük 13 derece. Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 23, en düşük 11 derece. Cuma günü parçalı bulutlu, en yüksek 24, en düşük 12 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 26, en düşük 13 derece. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 26, en düşük 13 derece. Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 25, en düşük 14 derece. Cuma günü parçalı bulutlu, en yüksek 27, en düşük 13 derece olması bekleniyor. Beksan Çivi hava durumunu sundu.